Mekke ordusunun 3000 kişilik bir kuvvetten oluştuğu ve bu kuvvetin içinde etraftaki kabilelerin de katkılarının bulunduğu haberleri gelmişti. Hatta Hazreti Hanzala'nın babası amir gibi Medine'den bile gidip bu orduya katılan birçok insan vardı. 3000 deve ve 200 at üzerinde geliyorlardı. Orduya Ebu Süfyan kumanda ediyordu. Atlıların komutanı ise Halid İbni Velid'di. Ebu Cehil'in oğlu İkrime de ona yardımcı oluyordu. Savaşta kendilerini coşturup cesaretlendirmek için yanlarına kadınlarını da almışlardı. Bilhassa ileri gelenlerin kendi hanımları da beraberlerinde geliyorlardı. Maksatları da iffet ve namuslarına halel gelmemesi için savaşta geri dönüp askerin kaçmasını önlemekti. Zira her ne kadar kendilerinden emin olsalar da işin olumsuz taraflarını da akıllarından çıkaramıyorlardı. Kısaca Mekke ordusu savaş için gerekli olan bütün imkanları bir araya getirmiş, öylece Medine'ye yürüyordu. Ebva'ya geldiklerinde babası dahil en yakınlarını Bedir'de kaybeden Ebu Süfyan'ın hanımı Hind binti Utbe, Efendimizin annesinin kabrini açıp parçalamak istemiş, ancak bunun bir adet olacağı ve bundan sonra kendi mezarlarına da böyle şeyler yapılacağı korkusuyla Kureyş buna izin vermemişti. Bilhassa Hind gibi Bedir'de canı yananlar askerleri coşturmak için şiirler okuyor ve Medine'ye doğru yaklaşırken orduyu zinde tutmak istiyorlardı. Mekke ordusu Uhud yakınlarına kadar gelmişti. Uhud demek Medine demekti. Büyük bir debdebe ve ihtişamla buraya gelen Mekke ordusu, Medine'yi yerle bir etme hırsıyla Uhud'da bekliyordu. Ashab'dan ileri gelenler bir araya gelmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarla istişare ediyordu. Zira bu Bedir'den daha farklı bir gelişmeydi. Gerçi Bedir'e giderken de benzeri bir istişare gerçekleşmiş ve herkesin kabullendiği müşterek bir karar çıkmıştı. Bugün de öyle olmalıydı. Çünkü Cibril'in getirdiği ayet, Efendimizin ashabıyla istişare yapması gerektiğini emrediyor ve meseleyi topluma mal etmenin en etkin yolunun bu olduğunu söylüyordu. Önce Mekke ordusunun haberleri konuldu ortaya. Bir realiteydi ve 3000'lik bir kuvvet geliyordu üzerlerine. Ancak bilhassa Bedir'e katılıp da orada zafer yaşayamayan veya Bedir'den sonra Müslüman olan heyecan dolu sahabe onlarla yeniden çarpışıp haklarından geleceklerini söylüyorlardı. O sallallahu aleyhi ve sellemse Medine dışına çıkmamak gerektiğini ve şehri içeride kalarak korumanın daha uygun olduğunu düşünüyordu. Zira bir rüya görmüş ve gördüğü bu rüyayı da cuma sabahı ashabıyla şöyle paylaşmıştı. Vallahi ben bazı şeyler gördüm ki inşallah hayırlı olur. Bazı hayvanların boğazlandığını, kılıcımın kabzasında bir gedik ve elimi sağlam bir zırhın içine soktuğumu gördüm. Onun her halini hayatına rehber yapmak isteyenler bu rüyanın tevilini sorduklarında da Efendimiz boğazlanan hayvanların asabından bazılarının şehit olacakları, kılıcının kabzasındaki gediğin kendi başına gelecek bir musibet ve en yakınlarından birisinin şehadeti, sağlam zırhı da Medine'ye sığınmak gerektiği şeklinde yorumlamıştı. Onun için reyini de Medine'de kalıp müdafaa yapmaları gerektiği şeklinde ısrar etmişti. Belki de düşman şehre girdiğinde sokak aralarında düşmanı yakalar, kuvvetlerini sokaklar arasında bölerek daha kolay teslim alırız ve kadınlar da en azından çatılardan bize yardım ederler diye düşünüyordu. Sahabe ise, ''Ya Resulallah, bizler zaten böyle bir günü bekliyor ve Allah'a dua ediyorduk. Şimdi o bize böyle bir fırsat verdi ve kendimizi ortaya koyma imkanını ayağımıza getirdi. Düşmanla vuruşmak için dışarı çıkalım ya Resulallah. Dışarı çıkıp vuruşalım ki bizim kendilerinden korktuğumuzu sanıp da cesaretlenmesinler.''
diyordu. Evet, evet, doğru. Doğru, doğru, doğru söylüyor. Doğru, doğru, doğru söylüyor. Ensar ve muhacirlerin ileri gelenleri bu heyecanlı çıkışa katılmadıklarını ve Resulullah ne derse onun yapılmasının daha iyi olacağını söylüyorlardı. Ancak galip düşünce gençlerle Bedir'de savaşma fırsatını kaçıranların oluşturduğu hava üzerinde yoğunlaşıyordu. Bilhassa Abdullah İbni Übey gidişattan oldukça rahatsızdı ve her halükarda savaşılmaması gerektiği konusunda ısrar ediyordu. Bu bir istişareydi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın emri olan istişareyi ashabı arasında yerleştirmek istiyordu. İnsanlar arasında istişare gibi temel bir meselenin yerleşmesi bugün için her şeyden önemliydi ve bunun için herkes fikrini açıkça söyleyebiliyordu. O sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdi ama ağırlıklı görüş savaşı Medine dışında yapma şeklinde tecelli edince ashabın genelinin fikrine riayet ederek Mekke ordusunu şehrin dışında karşılama kararı aldı. Artık Medine'de hummalı bir süreç başlamış oluyordu. Zira cuma günü sabah namazı kılındığı andan itibaren Medine'deki tek konu nefeslerini bile duymaya başladıkları Mekke ordusu karşısında nasıl bir mukabelede bulunulacağıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de her fırsatı değerlendiriyor ve ashabı Medine'yi savunma konusunda teşvik ediyordu. Tabii olarak cuma namazının da konusu bu karşılaşmaydı. Efendimiz hutbelerinde iman konusu üzerinde duruyor, sabır ve temkinle hareket ettikleri takdirde Allah'ın nusretinin yine kendileriyle birlikte olacağını anlatıp ashabını vicdanlarına seslenerek vatanlarını koruma konusunda teşvik ediyordu. Bir taraftan da hazırlıklar devam ediyordu. Ashab'da bayram havası vardı. Uhud'da düğüne gidercesine bir heyecan içine girmişler ve Allah davasına isyan bayrağı çekip de Uhud'a kadar gelen kin tüccarlarına hadlerini bildirmek için can atıyorlardı. İkindi namazını kıldırdıktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer olduğu halde hücre-i saadetlerine girdi. Belli ki zırhını giyip kılıcını da alarak ashabı arasına çıkacak ve Uhud'a gidecek ordunun önündeki yerini alacaktı. İnsanlar hücre-i saadetleriyle minber-i şerifleri arasında toplanmış bekleşiyorlardı. İfadelerindeki teenniyi, mübarek yüzlerindeki manzarayı, gördüğü rüyayı ve ashabın ısrarını değerlendiren Sa'd İbni Muaz ve Hüseyd İbni Hudayr gibi sahabiler, sizler Resulullah'ı savaşı dışarıya çıkarak yapma konusunda zorladınız. Gelin bu ısrarınızdan vazgeçin ve işi ona bırakın. O size ne emrederse onu yapın diyorlardı. Onlar dışarıda bunları konuşurken üzerine zırh üstüne zırh giymiş, sarığını sarmış ve bir eline kalkanını alıp kılıcını da kuşanmış olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kapıda beliriverdi. Sa'd İbni Muaz ve Hüseyd İbni Hudayr'ın ikazları neticesinde meseleyi yeniden düşünmeye başlayan sahabede büyük bir pişmanlık hakimdi. Başlarındaki peygamberin dediklerine muhalefet etmek, ona bu kadar yakın olanlar açısından arkası gelmez başka sıkıntıları da beraberinde getirirdi. Zira mukarrabin konumundaki şahısların atacağı her bir yanlış adım, başka yanlışlara davetiye çıkarmak anlamına gelmekteydi. Boyunlarını bükmüş şöyle diyorlardı. Ya Resulallah, seni bizler zorladık. Halbuki sana muhalefet edip bunu yapmak bize yakışmazdı. Medine'de kalmak dahil
Sen dilediğini yap ya Resulallah. Ashabının pişmanlığını gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bekledikleri gibi geri dönme yerine onlara şunu söyleyecekti. Daha önce bunu ben isterken sizler hayır diyordunuz. Zırhını giydikten sonra artık düşmanıyla arasındaki hükmü Allah verinceye kadar bir nebiye onu çıkarmak yakışmaz. Artık Allah'ın sizin için takdir ettiği şeye bakın ve onun buyruklarına tabi olun. Hadi Allah'ın adıyla düşün yola. Sabrettiğiniz sürece zafer sizin olacaktır. Anlaşılan işin başında bulunanların böylesine kritik noktalarda kararlı olması, bu noktadan sonra elde edilmesi muhtemel faydalardan daha önemliydi. Ve Efendimiz de ashabına bunu fiilen göstermek istiyordu. Çünkü Allah Celle Celaluhu ona istişareyle karar verip azmettiğinde Allah'a güven ve ona tevekkül et buyurmuştu. Aynı zamanda istişare kararını yine istişare meclisinde almak gerekiyordu. Şimdi ise kararlılığın gösterilmesi gerektiği bir zeminde bulunuyorlardı. Allah Resulü Bedir'e çıkarken yaptığı gibi bu arada gözüne küçük gözüken gençleri geri çevirmek istemişti. Abdullah İbn Ömer, Üsame İbn Zeyd, Üseyd İbn Züheyr, Zeyd İbn Sabit, Zeyd İbn Erkam, Arabe İbn Evs, Amr İbn Hazm ve Ebu Usayid el-Hudri gibi gençler o gün geri çevrilenlerdendi. Mekke müşrikleriyle vuruşmayı candan isteyen bu gençler büyük bir hüzün yudumluyorlardı. Geri çevrilenler sadece bu gençler değildi. Medine'yi birlikte müdafaa etme sözü aldığı halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin diğer sakinleri Yahudi ve Arap müşriklerinden kendileriyle birlikte savaşma talebinde bulunmayacak, hatta gönüllü olarak yola çıkanları da geri çevirecekti. Zira bu küfürle imanın bir mücadelesiydi ve böylesine bir savaşta dinamizmini imandan alan gönül insanları muzaffer olabilirdi. Bunun için Şeyheyn denilen yere geldiklerinde iyi giyimli ve nizami bir grubun kendilerine doğru geldiğini görünce bunların kimler olduğunu soracak ve henüz Müslüman olmayan bir grup olduklarını öğrenince de ehli şirke karşı ehli şirkten yardım almak olmaz buyurarak iman davasında sadece müminlerle birlikte mücadele etmek gerektiğini söyleyecekti. Bunun yanında Resulullah'la birlikte savaşa gidebilmek için büyük bir gayret ortaya koyanlar vardı. Yaşı küçük olduğu halde görünümü büyük gösterdiği için Rafi İbni Hadic'in gelmesine izin verince Semüre İbni Cündep ileri çıkacak ve Efendimiz'e "Ya Resulallah!" diye seslenecekti. "Ben Rafi'den daha güçlüyüm. Güreşirsem onu yenerim." Onun savaşa gitmek için gösterdiği bu gayreti gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashab önünde iki delikanlının güreşmesini istedi. Gerçekten sonuç Semüre'nin dediği gibi tecelli etmişti. Belki de Rafi İbni Hadic arkadaşını da yanında götürebilmek için bilerek yenilmişti. Derken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her ikisinin de savaşa gelebileceğini söyleyerek onlara izin verecekti. Ashabını üç gruba ayırmıştı. Muhacirlerin sancağını Hazreti Ali, Evs'in sancağını Üseyd İbni Hudayr ve Hazreç'in sancağını ise Hubab İbni Münzir taşıyordu. Medine'de vekil olarak yine Abdullah İbni Ümmi Mektum bırakılmıştı. Yaklaşık 1000 kişilerdi. Bunlardan sadece 100 tanesi zırhlıydı. Süvarilerin başında Zübeyr İbni Avvam, zırhsız olduğu halde Uhud'a koşanların başındaysa Hazreti Hamza vardı. Bedir'de olduğu gibi yine düşmanın üçte biri kadar bir güce sahiplerdi. Ancak onlar
ne bu güçten ne de ölümden korkuyorlardı. Şehadet onlar için ulaşılmaz bir hedefti. Akşam vakti olduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Uhud'a gelmişti. Bilal'in ezanıyla birlikte akşam ve yatsı namazlarını cemaatle burada kılacaklardı. Efendimiz her savaşında farklı bir taktik ortaya koyuyordu. Çünkü Mekke ordusu Bedir'deki taktiği de kendince çözmeye çalışmış ve hazırlıklarını bu minval üzere yapmıştı. Onun için Uhud strateji açısından Bedir'den daha farklı olacaktı. Bununla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlarının sürekli önünde yürüdüğünü gösteriyor ve böylelikle gündemi belirleyen sürekli o sallallahu aleyhi ve sellem oluyordu. İnsanların gönüllerine hitap ediyor ve belli ki ashabının her yönüyle işin içinde olmasını hedefliyordu. Ashab arasından 50 süvariyi seçerek bunlardan başlarındaki komutan Muhammed İbni Mesleme ile birlikte etrafta dolaşarak gecenin karanlığında karşılaşılabilecek tehlikelere karşı Efendimizin güvenliğini sağlamalarını istedi. "Bu gece bizi kim koruyacak?" sorusuna mukabil Zekvan İbni Abdikays öne çıkacak ve Efendimizin güvenliğiyle bizzat ilgilenip mübaşeret edecekti. Bu arada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Bizim öncü ve rehberlerimiz nerede? Şu tepelerin arkasını dolaşıp da onlara hissettirmeden bizi onlara kim götürecek?" diye sorunca Ebu Heysem'e ileri atıldı. "Ben ya Resulallah." Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Heysem'in rehberliğinde beraberindekilerle birlikte yola çıkıp arka taraflarda olanlardan haberdar olmak için teftişe çıkacaktı. Yolda giderken münafıklardan gözleri görmeyen bir adamın bağından geçmek zorunda kalmışlardı. Bahçesine Resulullah'la birlikte ashabın girdiğini anlayan Mirba İbni Kayzi anlaşılmaz bir tepki gösteriyor ve "Şayet sen Resulullah'san ben bahçeme girdiğin için sana hakkımı helal etmiyorum. Hem bu sen değil de bir başkası olsaydı onu ben mutlaka tartaklardım." diyor. Diğer taraftan da üstüne başına toprak saçıyordu. Adamın bu tavrı ashaba çok dokunmuş ve adamın üzerine yürümüşlerdi. Hatta ashabdan birisi elindeki yayla adamın kafasına bir darbe indirmişti bile. Olacak şey değildi. Bir tarafta Resulullah'a hakaret ediliyor, diğer yandaysa bu hakareti yapanların yakınları müdafaaya geçmiş, adama yardım için hazır bekliyorlardı. Ortam bir anda elektriklenivermişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen müdahale etti. "Adama dokunmayın. Bu amanın hem kalbi hem de gözü kör."